Sula Hanım, bu nereylerdi? Ne yazdı bura? Bu mu? Benim oğlumun bu. Ne diye bu? Simul. Bu indi diyeceksin ki White Bank'ini giyirdin şimdi oğlunun mu? Tanıyırsınız da Melih Sunak Hanım. Bilirim de kaç programdır artık beraberiz. Bu da oğlumun bazen çocuklarım biliyorsun buraya gidip gelende bakıram ki bırakıyorlar anladın mı? Özleri giymiyorlar ben hemen. Hem oğlumu indi hissedirem üstümde böyle onun giydiğini giyirem. Hem de beğenirem yani bakar mısın rengi mengi ne kadar hoş. Ay Sınak Hanım, kim oğludursunuz? Day deyin seher tezden durdum yukuna. Paltar tapa bilmedim, götürdüm, giyindim, bunu geldim. Ya o da var, renkli bakar mısın? Ama evde böyle çirkin olan, gerçi çirkin ne olunca almıram tabii ki. Ama sonuçta benim tarzım olmasa giymem. Ama baktım ki benim tarzım. Sence benim tarzım değil mi? Sınak Hanım, ümumiyetle. Aa, Orhancığım benim tarzım değil mi? Bak. Ya canım. Onda oturun Orhan'dan danışın. Oturam. Peki ses yönetmenime sorarım. Ramal'cığım nece olmuş? O hiç şey diyebilmez. Onda kamera yoktu. Bana yönetmenim de oradan bakıyor. Renkli giyin Sunu Hanım, renkli giyin diye hakikaten artık evde renk tapabilmirem. Sunu Hanım, ahırıncı öğrendiğiniz yemeğin adı nedir? Ahırıncı öğrendim. Yok, ahırıncı öğrendiğiniz yani yemeğin adı nedir? En son ne öğrendim ya? Öğrenmenin zamanı ve yaşı yok ama yani genelde bütün yemekleri çok önceden yaptım. Ha ama yeni bir sos öğrendim. Böyle ne diyorlar ona? Erikle, kurumuş erik. Kuru erikle çok güzel bir sos öğrendim, onu yapmıştım. Hatta bu kızımla oğlum gelende gelmeden bana haber verdiler ki anne ne olur o kuru erikliden bir daha yapar mısın diye. Hatta Instagram sayfamda da var. Hakikaten çok mühteşem bir sos olmuştu, onu öğrendim en son. Aysun Hanım, o vakit Sovet vakti pasılka derler, yani kutu elip yollayırlar yemeği harasa. İndi siz yemeği pasılka elip Amerika'ya yollayabilmirsiniz de ha? Amerika zaten yemeği kabul etmiyor. Yani mesela ben sumkamda özledikleri bir şey götürmek istesem mutlaka yakalanırım ve yemekleri ayırıyorlar. Belki ben diyet adayım. Mesela adam var diyor ki ben bundan başka hiç şey yiyebilmirim. Ondan ece? Yani yanlış anlaşılmasın ama Amerika'da olmayan bir şey yok yani. Ne bileyim vallahi. Yo her şey var. Yani ona göre de o riski almıram çünkü hiçbir şekilde Amerika'ya yemek icazesi vermiyorlar. Bence de Sunak Hanım o boyda yol gidesen 12 saat diyerler ki yemeğe göre gayet dala. Hayatım beni geri yollamıyorlar. Yemekleri ayırıyorlar. Ben orada bütün yemekleri yerdim. Hakikaten düşünsene Mercan sen de gidiyorsun orada. Tesevvür ediyorsun Sunak Hanım. Bir hafta orada kalmışsan, yemekleri yiyip sonra çıkırsan. Yemin ediyorum TV'ye çıkarsın, Amerika'da ana habere çıkarsın. The Line of the Andrew Airborne. Süper ya ama ne var ki giden gibi Mercan hakikaten alışverişe gidirem. Ve uşaklarımın sevdiği erzakları alıp onlara mutlaka yemek yapıram evde. Alışveriş demişken bugün ilk iştirakçımız İlhamen'in günüdür Sunak Hanım. Yedim aparım onu ben. Enerjik, bak bugün çok enerjiyim. Renklerden dolayı herhalde. Sunak Hanım bir tane enerjisi var o kızın. Bir enerjisi var. Ay göreceğiz. Özünüz göreceksiniz. Ama bugün senin enerjini çok sevdim. Sevirem seni Mercan. Sunak Hanım bay bay. Bay bay. Sunu ile yemeğe değerde haftanın ilk iştirakçısı İlhame. Nece sen İlhame? Yakışıyorum sağ olun. Çok şükür. Yukudan durmam sen diyesen. Yo ayanmışam artık hazırım. Az yatmışsan? Diye demek olur ha. Özünü takdim ele. Haşma ve İlhame 44 yaşım var. Evdar kadınım. Günümün çox hissəsini mətbəxtə keçirirəm. Ən çox sevdiyim yemək pişirməkdir. Birinci inanıram ki, qalib mən olacağım. Menyunu təqdim eləm. Göbələr salatı, mərci supu, toyuq tabakası, bir də keks şirniyyatlardan. Adı sadı menyudur. Yəni, hamı evində pişirdiyi menyudur.
Mercidir. Yani yemeği hatta pişirebilmeyen adam mercini bilir. Ya ben göre yani öyle de mötöşümetez bir menü değil orta sıradan da yani. Günlük yediğimiz yemeğler de mercidir, göbeleydir. Ümumi olarak menüye baktım. Menü çok sade yemeklerdi. Yani 2 saate çatdırar çünkü asan yemekler hazırlayır. Hazırsan ise gidelim rahat markete. Bəli, hazıram. Getdik. Biz gedək alışverişə, mən də elə yol üstü qaydaları izah edeyim. 4 yeməyi bişirmək üçün 2 saat vaxt verilir. İstifadə edəcəyiniz ərzaqları almaq üçün 30 dəqiqə vaxt verilir. Bitki yağları, şəkər tozu, duz, istiot xaric ancaq 30 dəqiqə müddətində aldığınız ərzaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Hər hansı bir xüsusi ingredientiniz, ərzağınız varsa, özünüzlə gətirə bilərsiniz. İştirakçılar günün sonunda təqdim olunan yeməkləri 10 ballıq sistemlə qiymətləndirir. Əgər iştirakçı 30 dəqiqə ərzində alış-verişi tamamlayıb, 2 saat ərzində 4 yemək hazırlayıbsa, həmən iştirakçının xal vermə sistemi 3-dən başlayır. Aparıcının da xal vermə səlahiyyəti var. İlhamə gəldi, çıxdı, rahat marketə. Sən hələ yatırsan, xəbərin var? Yox, mən sıraları bilmirəm də, göbələyə qədə almaq istəyirəm. Bizə bir dənə gözəl yeməklər bişirəcəm ki, bir də məndən başqa qalib istəməyəcəksiniz. Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile Yemeğe Değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum. Hamınızı öpürem size. İlhamə gəldi, çıxdıq mətbəxə. Duz, istiyot, şəkər tozu, duru yağlar biz tərəfdən verilir. Qalanları da sən özün almışsan. Hazırsansa 2 saat vaxtın getdi. Nədən başlayacaqsan? Birinci salatdan başlayacağım. Göbələnci salatından başlayacağım. Səncə necə çıxacaq yeməklərin? Güvənirsən özünə? Bəli, özümə güvənirəm. Mənim yeməklərim nömrə bir. Gəldilər birdən bəyənmədilər. O, şəxsi fikirlərdir. İlhamə, nə edirsən? Tabaka toyuğunu hazırlayıram. Tabaka həqiqətən də çox asan yeməkdir. Yəni, əti döyürsən. Töyğü doğruysan, ikiyə bölsün, bölsün. Yəni, çox asan bir yeməkdir. Yəni, məncə o qonağın qabağına çıxılacaq bir yemək deyil. Yo, töyğü yuyacağım, biraz əzəcəm. Əzəcəm ki, qəşəng bişsin. Tabaka eləyəcəm, tamat, duz, diyot vuracağım. Qəşəng biraz qalacaq, sonra tabakamıza başlayacaq o birisi yeməklərimizdən. Yemək pişirəndə evdə də belə pozitiv olursan? Bəli. Ooo,
keçdi şirniyyata. Hə, mən göz ayarı eləyirəm hər bir şey, yəni. Həmişə də qəşəng alınır, ha? Qəşəng alınır, inşallah alınır. Şirniyyat mənim olmazsa olmazımdır. Prosto bir dənə nə maraqlı gəlir mənə, görürsən qoyduğu cem içində hansı cemdir? Əgər çiğ göbələyi qorumuş göbələyin salatını eləyibsə, deməli mən ona bağlı yaxşı verəcəm. Bax, görürsən, yaddan çıxmayıb. Dostiya tuvalçeri var. Başqa salat yox, heç nə. Əyini dəyişəcəksən, onda gedə əyini dəyiş, qonaqları qarşıla. Değerli tamaşacılarım, ekran karşısına hoş gelmişsiniz. Sizler de değerli iştirakçılarım. Yeni hafta, yeni iştirakçılar. İlhame, senin nasıl bugün günün geçti? İyi mi? Ama şimdi hazırsan sofrayla ilgili almak isterim fikirlerini. Başlayalım mı? Ben de danışacağım çünkü. Ekber, hadi. Ha, en açımız ha? Ekber danışmaktadır. Bir başı yemeğe geçmek istedim ama neyse. Ümumiyyətlə, rəng uyumundan başlamaq istəyirəm. Qırmızı, ağ, rəng kombini olaraq, yəni çox elegant bir ortam yaranıbdır. Hətta bu duz qabları falan. Çörək qabı tam o deyil. Amma yəni belə görünüş cəhətdən yəni bayaq maraqlı, elegant bir ortam hazırlayıbdır, sağ olsun. Elegant ortam. İlhamı xanım. Eleqanlı kırmızı salfet qayla mı oldu oğlum? Yox, rəng uyumunu deyirəm mən. Ağ qırmızı olaraq, yəni peki. Uyumlu bir renk kombinasyonu. Yani bu sofraya böyle konaklık gittim, böyle sofra çıktı karşına, hoşun gelir, öyle mi? Çörek kabını çıksak, bir de bu stekanları çıksak. Yani. Bilmiyorum, boş kabında bu ağ söz tam o değil ama esas sprayla bu sabitkan kırmızı bu əladır. Peki. Kalan qıraq şeyleri biraz yani değişim olmalıydı diye düşünürüm. Peki, İlhami. İlk olumlu aldın. Hadi Fatima ile devam edelim. Çok sade. Hı. Yani bu çeşitime göre bu uygun değil. Değil. Yok. Başka? Biraz daha sesli. Salfetler bu masaya uygun değil. Aa, biri çok uygun yok, dedi, biri değil dedi. Yok. Ne renk olmalıydı mesela Fatime? Yani burada en çok boz renk olduğuna göre. Ha. Boz ağ mı? Ne bileyim, mavi ağ mı? Peki. Herkes de salfetkanın rengine takıldı. Başka? Gözlediğim yorumlar gelmiyor arkadaşlar. Çörek yani uygun bir şey değil yani. Çörek kabı hiçbir ona uygun bir değil. Tamam. Hadi bakalım. Tamam, geçiyoruz Sultan'a. Zorlamıyoruz. Süfrə çok sadədir həqiqətən. Bəzi şeylərdə də ləkələr var. Bıçaqda bilkadan. Yani qonaq qabağına çıxılacaq bir şey deyil. Ne yalan deyim. Yani xanım olaraq ya bəy olaraq fərq yoxdur. Mən də sadə süfrə hazırlamışam obru verilişdə. Amma bu qədər deyil. Yani özü hər yerdə Suna xanımdan götürdüm. Çox sağ olsun. Yani siz də bildiyim qədər eləndisiniz. Amma daha gözəl eləyə bilərdiniz. Daha sərgəli, daha seçilə bilərdi. Yani, məsələn, mən keçən səfər bu qablara aygın salfetka almışdım. Ondan uyğunlaşdırmışdım. Sultan, başqa? Yani başka çok lekeler var yani. Bilmiyorum. Niye başka yan tarafın çengelini? Özüme de var yani. Bak, olsun, niye dokunuyorsun yan tarafı? Göz kabağında da yani. Onu demirəm. Niye önündekini ellemiyorsun? Ha, özümkinde baktım sadece onda daha çoktu yani. Ha. Ona göre. Mende de var yani. Peki, yakinleştirelim İlhami. Sen sofrandan razısan ya yok? Ben sofrandan razıyım ama ki yani. Her an öz fikri var. İlhami, inşallah bunu yemeklerinde kapatırsan. Anladın mı? En azından diyebiliriz ki yani sofraya özensiz ama yemeklerine çok fikir vermiş. Anladın mı?
Çünkü bilirsiniz ki ben bu yarışma programını öyle böyle yapmıram, ciddiye alırım. Hem sizi seyreden arkadaşlarınız, dostlarınız, tanıdığınız, tanımadığınıza burada özünüzü gösteriyorsunuz. Anladın mı? Ama umut ederim ki sofran hiç hoşuma gelmedi. Yemeklerinde bu farkı kapatırsın. Tamam mı? Haydi başladı hafta. Çorbayla başlıyoruz. İlhame ne çorbası? Merci çorbası. Merci çorbası. Gelsin. Ay İlhame, konağların hoşuna geldi. Eladılar. Süper. Sen gülerizsen, güleriz değilsen, sam böyle ne bileyim, tam tutabilmirəm seni. Normal. Beğendin konağlarını? Beğendim, yaxşıdırlar şükür Allah'a. Yaxşı, götür mercini görək nə deyirlər. Merci supu çorbası, haydi soğutmadan başlayalım arkadaşlar. Gel Sultan, senden başlayalım mı? Hı? Nece istersin? Böyle bir gülüyorsun. Yani neye gülüyorsun? Ya böyle gidecekse siz, iyiyim bu bilinç olur. Siz dediniz pozitif enerji lazımdı. Benden gülüp pozitif olmak lazım. Hep gül canım. Değerlendir bakalım. Mətbəxtdə her zaman hazırladığım yemek olduğuna göre yani rengi, əsl mərci olduğu rengi göstərir. Məsələn, bəziləri tomat vurur ona. Yani o düzgün deyil. Yani dadı yaxşıdır. Ama buna sanki tomat vurulmuş. Bir damcı sarı kök ve tomat. Az vuruldu. Ama rengi o kadar bilinmiyor. Rengine yo, yo. Geliyor. Turşluğu var. Buna tomat vuruldu, renginden belli Sultan. Turşluğu. Ama sarı? Hayır. Biraz kırmızılık var. Tadı? Yaxşı da. Yaxşı mı? Yaxşı, orta. Peki. Fatime. Sultan söylediği kimi tomat. Tomat yerinde değil. Yani tomat ona turşluk verir. Katılığı, kıvamı, hamsi yerinde. O turşluğu ben almadım ya. Ben aldım. Siz aldınız mı? Hı-hı. Peki. Ben aldım. Yani merci çorbası olarak hoşuna geldi mi bu? Normaldi. Yani normaldi. Bakalım Ekber ne diyor? Merci çorbasını bilirsen Ekber. Elbette. Da müsahibede de soruştular. Yani, biz haftada az bir 4-5 tane merzi pişir. Programa geldiğinde o niyetten gelmiştim ki inşallah bir tane merziden başka bir spolar yeni bir... Sen de benim gibi. Ben de onu diliyorum ama olmuyor Ekber. Yeni bir teyamlarla özdeşerdiği bir genel adı. Yani tuz istiyot biraz daha az vurulur. Ben de biraz çok olursa daha geçiyorlar. İstiyot. Ben... İstiyot sana az mı geldi? Bana ben. Damak tadına göre farklıydı yani olabilir insanlar. Allah tamam. Biraz aşırı yiyirəm. Sana o turşluk geldi mi? Turşluğu bəl-bəl o. Yani, həqiqətən Sultanın da Fatih Məqam dediğinde var. Bir tek bende İlhamə gelmedi. Peki genel olarak... O turşluğu beğendim ben. Ha beğendin. İlhamə nedir sen? Kaşa çıxın temalı. Düz. Hmm. Bu arada da bir su içseydik İlhamə ya. Bizi bir sulasaydın, bir şey yapsaydın kızım. Məncə mən beğenirəm öz pişirdiğimi. Her an öz zövqü var. Turşluğu da ki ona göre de ki limonu unutmuştum diye biraz turşluk biraz buraya yani. Limon koyabilirdin değil unuttum, mi? Unuttum. Unuttum. Yadından çıktı. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen bunu yapanda kök falan koymadın. Yok kök yok. Soğan koydun. Aha kartof, soğan, biraz tomat, az tomat. Kartof koymuşam. Mu koydun buna? Kartoşka. Nereden duydun kartoşka koymayı? Onu undan açsaydın daha yaxşı olurdu. Ya ona da katılmıram Fatima ama kartuşu nereden duydun İlhamə? Onu ben özüm eləmişəm, yani çok adam için pişirmişəm, çok adamlı bir yerde pişirmişəm. Hoş deyiblər, beğeniblər, çok adam beğenib. Peki, tabii ki. Yani en güzel restoranda böyle pişirmişəm, beğenilib yani. Ona göre de eyni vəziyyətdə sen genel pişirmişəm. Olarak kartof ve biraz pomidor da koyursan. Pomidor yok, tomat. Tomat. Tomat koyursan. Tamam. Çok az. Sarı kök koyuram. Stil. Sarı kök yetmir. Düzünü söylemek gerekirse mercimek tadı geliyor. Yani bu bir mercimek çorbası. Anladın mı? Ben yiyen de o tadı alırım. Ama yorumunu çok beğendim mi? Wow olmadım. Çok severim merci çorbasını. Kötü de diyemem ama kim dedi istiyotu çok fazla. Ben dedim. Evet Ekber sana ne istiyotu az geldi bilmiyorum ama bana istiyotu biraz fazla geldi İlhami. Ama kötü diyebilmem. Tamam mı? Ama sana meslehet veririm ki kartof koyma merciye. Anladın mı? Merci supuna, çorbasına koyma. Peki salata. Ne salatası İlhami?
Salata göbelek salatıdır. Göbelek. Göbelek sevmeyen var mı? Yemeyen var mı? Benim şu an travmam var biraz. Haydi gelsin göbelek. İlham, biri deyir şorba istiyordu, biri deyir istiyordu çoktu, biri deyir yoktu. Ne meseledi? Bence ağız dadlar yoktu. Bəs orada niye demirsən? Sakit dayanırsan. Hər hənin zövqü var, ama onların hakikaten ağız dadları yoktu. Haa, sabah deyirsən görərlər. Hə, mütləq. Götür saatı görək buna ne diyecekler. Bence hiçbir şey beğenmeli, hiçbir şey olmayacak sabah menden başka. Götür getdi. Afiyet olsun, tadına bakabilirsiniz. Peki, Ekber, başla bakalım. Yapıştım valla. Evvela, önüne koluna sağlık deyirəm. Rey bildirmişdim bir dənə ki, bəs fərqliyi axtarırdım. O fərqliyi tapdım. Tapdın mı? Ama indi Nasriyenem qalxdı biraz belə deyə. Öyle mi? Evet. Hoşun geldi. Onun için toy falan da var böyle. Hakikaten dadlı bir şeymiş yani. Ümumiyyətlə, dedim ki, göbeliyim böyle yeğen değilim. Dadlı bir şeymiş ya, bundan sonra yani. Haa, sen 15 yıldır tatmıyordun, öyle mi? Uşağıda bir de pis zəhərləndim, bundan sonra təmiz çıxartmışdım menüdən. Peki, tayuk ve man göbeleği bir arada bu hoşun geldi mi salatada? Yani çok yiyecek ağlı misin, devam edecek misin buna? Üstüne mi yemek? Hoşun geldi yani. Travmazat yaddan çıktı yani. İyi peki, Sultan senle devam edelim. Başka tür salat gözlerdim. Hakikaten yani... Şeyi mi? Göbeleği mi farklı gözlüyordun? Bəli, bəli. Nece gözlüyordun peki? Mesela göbeleği jülyen formasında doğrayıp onu kavurup ve sonra eləyebilir. Ama bu hanım kaynadıb diye içinde suyu da kalıb onun. Ve o su ve o toyuğla onun karışmasında tam da toyuq pişmiyib deyə, yəni onlar dadlar birləşmir və soğandağın da iyi gəlir və yani, o deyildi, o dad deyil yəni, nə yalan deyim. Sultan da bəyənmədim dedi, ne diyorsun? Sultan yani zaten heç bir şey bəyənməyir. Yuh, estağfurullah. Məncə, yani, heç bir yemək bəyənmədi, süfrəni də bəyənmədi, heç bir şey bəyənmədi. Valla yani, saat öz güvənc yaranması yani. Niye şimdi Sultan sana kasıtlı mı yapır bu? Bilmem yani ki. İlk gün tanımırıq sizi, yani sonra tamaşaçılar deyər ki, mən sizi tanıram, müsaadırım. Yani, həqiqətən olanı deyirəm, yani burada yalan danışacaq bir şey yoxdur. Bir söz deyim, estağfurullah, yani mən adi obru yarışmalarda da olub, belə bəyənməsəm də, mən hər zaman iştirak için halını çox vermişəm, yani mən udmaq üçün deyil. Əsas yeməklərim təqdimatıdır, insanlar baxsın və Sunu xanım bildirsin deyə mən bu yarışa qatılmışım. Udmaq önəmli deyil mən üçün. Yani ben sadece düzgünlüğü deyirəm. Tabii yani ilk defa birbirinizi tanırsınız. Genelde ben de burada ama mesela Sultan genel olarak tamaşacılarımızın bir kısmı hatırlayacaktır Sultan'ı. Sultan hakikaten insanlara olduğundan daha pozitif şey yapıyordu İlham, ama sen öyle almış olabilirsin. İlerleyen günlerde zaten daha iyi tanıyacaksınız birbirinizi. Şimdi ilk gün ikinci yemekte birbirinize böyle fikirleşmeyin. Fatime. Beğenmeyeni beğendim ama tamlar karışık. Yani bunu suda kaynatmamalıydı. Qovurması tam ben başka şey isterdim. Yani suda kaynatıp sonra qovuranda tam elebilirim ki çiğ ciğer yersin. Yani o formada. Toyuğun dadı gelir. Yani suyu atılmalıydı, bir de koyulmalıydı. Ama aslında onu kızartsaydı daha yaxşı olardı. Tavuğu mu? Tavuğu mu? Yani peki, öz parında susuz, öz parında pişirilmeliydi. Bu su deyibdi. Ona göre biraz rezin kimi olur. Narla göbeleğe uygun değil. Nar dekor kimi, neyse dedisi yani, kimi koymuşam. Yani ama kozunda, biliyorsun ki tabağa konulan her şey yenmek üzere konulmalıdır. Yani dekor koysan da tabağa yenilmeyen bir dekor konulabilmezdi. Kozunda acılığı var. Hı. Yani bilmedim Sultan, hisseledin yoksa yok. Var var. Kozda acılığı var. Başka, hanım derkin irad bildirirsen duzu istiyordu yerinde. Yani. Peki, ne diyorsun İlhameciğim Fatime'nin yorumlarına? O da mı sence? Bence bir kadın olarak diye eyni kadın, biz ikisimiz eyni cinsten olduğumuza göre rekabet gelir burada.
İlham'a bir kere kimse onu söylemedi, neden bilmiyorum ama ben ilk yiyende bana çok ağır geldi. Onun için su çok içtim. Ağır bir soğan, soğanı kavurmamışsın fazla. Onun için o kadar bir soğan tadı geldi ki ve büyük bir parça geldi bana. Bilmiyorum kalmara, hatta şimdi kokusu hala geliyor. O soğanı iyi kavurmadığın için ve büyük bir soğan bana geldiği için şu anda ağzımın içinde bir soğan tadı var. İki, göbeleği hem haşlayıp hem kavurmak çok gereksiz, anladın mı? Ve bu salataya mümkün olduğu kadar böyle küp küp gibi değil de jülyen, daha ince ince doğrasaydın daha iyi olurdu. Düzünü söylemek gerekirse ben devam edebilmedim. Çünkü bak şu anda bir kaşıkla bile ağzımda soğan tadı çok baskın. Ama aslında bu salata yumurta da gelir, sarımsak da ben vurmadım. Yumurtayı iyi ki vurmadın çünkü daha ağır olabilir, bir de daha ama ağır gelir olabilirdi. Gelir. Ben öyle bir problemle işlemişim ki yani bilirim gelir yumurta vurur. Gidebilir ama iyi ki eklemedin çünkü yeteri kadar bir ağırlık var bu salatada. Ben yani gördüğüm şeyi diyorum da yani görmesem o şeyi elemerim. Yani kimdese gördüğümü yani götürür ders gibi olarak götürüp güzel bırak. Peki ama Ekber'in söylediği gibi yorum var. Yani gördüğünü yorumlayabilmek, anladın mı? Bir insanın el lezzeti var. Bu da çok vacip. Peki. Hakikaten ana yemeğini çok merak ediren bir de en önemlisi benim için şirinyat. Ana yemeğin ne İlhame? Tabaka. Tabaka. Gelsin tabaka. İlhame, birden Ekber beğendirebil. Olabilir, benim sıramda oturup onun cere yergin ki. Zaten bu oyunda bir galip var. Nere değil? Sabah özün göreceksin Fatma Hanım. Ona ne diyecek? Götür tabakanı. Ela görünür. Afiyet olsun. Soğutmadan yiyin. Servis için de Sultan'a teşekkür ederek. Bunun harda yaptın? Bunu tavada. Tavada yaptım. Tuzu azdı, hissiyatı da demək olar ki, hissiləmədim. Toyuq biraz bəkliyi var, qızartısı var içində, cüzi. Bəklik dərkən çox mu pişmiş, ya pişməyib? Az. Az pişib? Yəni tez götürüb. Bir də ki, toyuğu tabaq eləyəndə ağır bir şey qoymalıydı üstünə ki, onun suyu çəkilməliydi. Ev şəraitində bunu eləyibsə, yəni sağ olsun. Yani, məsələn, qonaq gəlirsən, qabağa bu yeməyi qoyub, necə bildirərsə fikir. Sultan tərcümə ediyor beni. Yani Fatima, söylemek istediğim, burada tamam bu yemeği değerlendirirsen ama bir konaklıktasın ve ana yemek geldi, önüne bu kondu. Ben bundan artığını isterdim o hanıma. Ha, ne isterdin mesela, yani, onu da söyle. Afermliğin ise çok zayıftı yani. Ha. Yanında ne olmalıydı mesela? Tamam, başka cür gözlüydüm. Yani doğrayanda bunun əziyyətini gördük. Hı hı. Yani bu elə pişməliydi ki, bunun bıçağın ucu deyəndə belə bu xırt-xırt eləməliydi. Bu ucu dalaşırdıq az qala toyuqla. Mən döyüşürdüm bıçağı. Peki, tadı ama genel olarak hoşun geldi. Çünkü sonuçta çok bildiğimiz, yediğimiz bir yemek. Ama biraz başka cür gözlüydüm ondan. Yani biraz çiğliyi var. İyi pişmemiş. Ekber, senle devam edelim. Ben biraz müsbətdən başlayıp sonra mənfiyə getmək istəyirəm. Mən şeydir, məncə yani bunun pişmişliyi yaxşıdır. Yani zivil kamidən dəydirən kimi belə qırılır. Yani rahat. Normalde çünkü yiyəndə mən bunu əməldə dalaşıram da. Sağlanan atla şey verirəm, çıx. Yok, o Fatima diye. Oradaki yemesinden değil, burada servis ederken çok dalaşdı. Sağın çoruğundan da ola bilər. Yok, 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 yok. Yok, bundan bahsetti. Ama öz şahsi fikrimi deyirəm, məsələn. Mən bir şey bəyənirəmsə deyirəm, bəyənirəm, bəyənmirəmsə deyirəm, bəyənmirəm. Yok, tabii ki. Açıq sözlü, yani rahat birisiyim. Sabah bir de senin günün, onda şey olabilirsin. Ekber. Belə dadına gəlincə tam dadı o deyil. Yani inci məcdən xahiş edirəm. Yani dedim ki, duzu baharatı, ben bayağı dedim ki, mən
duzlu, baharatlı falan böyle şeyler hoşlayanım. Yani zaten toyuqda da tavuka deyilirse, yani o duzlu, baharatlı kızarması falan yerinde olmalı da. Zaten o efekti tam alabilmedim diye, o duz baharat tam yeterince değil bence. Hemsinin bu pomidor için de keserdi. Yani zaten peki. Pomidor da daha böyle duzlu üstü yoktu. Yani ama başta bir hoşuma geldi dedin, sonra yorumlara dedim, başladım. Dedim müsbetten başlayayım ben filmi. Ha. Neyini beğendim? Normalde dedim ki ben zaman içinde bunu tam rahat yiyebilmirim diye. Tam pişmiş olmurdu çok orada baştan sonra direkt atırlar. Ama bu kıvamı olarak tam yakışıdı. Tad olarak beğenmedim onu demek istiyorum. Peki Sultan haydi bakalım. Tavaka döyməklə daha dadlı olur. Yəni tabaq həmən birinin sümüyü sınmalıdır. Qəşəng qırç olmalıdır, ləzzətli olmalıdır. Həm istiotda yoxdur, ədviyyatları çox azdır. Yəni bir sözlə həm qonaq qabağına çıxarılacaq bir yemək deyil. Servisi də yəni 2 dənə pomidor biber atıb peçka qoymaqla deyil. Yəni mən səndən daha çox gözəl şey gözlərdim. Mənim fikrimi pis başa düşmə. Sadəcə indi tamaşaçılar da bizə baxıb fikir bildirəcək. Yəni mən düzgün fikrimi bildirirəm. Bu qədər. İlhamə toparlayalım. Ne diyorsun? Yine de hem şekil dediğim sözde her an ağızda da var. Olmayabilir yani tuzu ama tuzu azdı. Tuzu az. Hı. Ama genel olarak da ben de söyleyeyim. Tamam tabakayı ben de çok severim. Ama sadece bunu ortaya koyup anladın mı dediği gibi iki domatesle olmayacaktı. Bunun yanına ben neyse bir iki bir şey daha gözlüyordum. Özellikle de tavağı olan servisi hiç hoşuma gelmedi zaten. Yani bunu Sultan yaptı ama genel olarak yapılacak bir şey yoktu İlhame. Sen de yapsan aynı böyle olacaktı. Tabağı sunumu da hoşum gelmedi. Tek başına böyle kuru kuru bir tavuk yedim. Onun için yani yenir mi? Yenir. Burada hep kusura bakma İlhame, getirdiğin yemekler yenilebilir yemekler. Ama burada lezzeti tartışıyorsak onunla bağlı biraz sıkıntılar var. Onu söylemek isterim. Ama ben yine de diyorum belki de elin tatlıya çok çok yatkındır. Anladın mı? Elin tatlıyı çok iyi yapıyordur. Ve o zaman gözlüyorum. Keks, cem, bu içindeki cemi özün yaptın. Yok hayır. Hazır cemle yaptın. Peki, afiyet olsun yiyebilirsiniz. Valla Fatime daha servis ederken dedi ki çok güzel, çok güzel dedim ki yedikten sonra dedim yorumunu gözlüyorum. Hadi Sultan birinci senden alayım. Dadlıdır, bisküvit pişib yaxşıdır. Cem özü hazırlasaydı daha yaxşılardı. Yağı da biraz çox olub, Fatih xan demişkən. Ama dadlıdır, yani pis deyə bilmərəm. Ağız dadıma da uyğundur. Yani. Uygun ki yarısına kadar geldin evet, oğlum. İki dəfə də dadına baxmıştım. Hoşun geldi yani. Evet, başıma geldi. Vay İlhame ne diyorsun? Sultandan iyi bir yorum aldın. Ha? Əslində yağı yoktu. O yorumu, bak indi söyleyecektim ki oradan duydu, bakayım. Şimdi tatlıdan çok anlayan Fatima sen aslında ne diyeceksin? Aslında yağı yoktu. Ola bilər ki qatığı sulu olub çox. Yok yağı yoktu. Yok yağ bir de qatığın sululuğu. Maye tərkibli de ikisi de. O olanda bir şey deyelim. Qatıqdan nehrə yağı hazırlayırlar məsələn talışlar. Ona baxalım, görə olur. Bu cümlən elə bir ki yapış olub. Yani maye tərkibli çox olanda elə olur. Yani. Sen şirinyatçı mısın Fatıma? Yani mükemmel yani, bilirim onu. Daha iyi biliyorsan. Yani. Peki yorumla nece olmuş? Çünkü sen bir kere görüntüsünü görende dedin ki çok güzel, çok güzel. Tamamdır. Her bir şeyde tadı da yerindedir. Sadece yumurtanı vanille vursaydı tadı bilinmezdi o kadar. Ama çok yağlılığa katılmır ama açıkçası. Nece yapış olup onu düz deyir hakikaten yani. Ekber. Evet sıra bende. Başlamak istedim birinizin boş kapıdan, aşırı dikkatimi cəlb elədi. Benim. Benim. Beşeydir, həqiqət. Maraqlıdır. Zövqüzü sevdim. Vilka tam o deyil, biraz çox sadə qalıbdı. Görünür cəhətdən keks özüdür. Və yəni, dadı da yaxşıdır. Ama nəyini bəyənmədim? Biraz elə bir quru olubdu. Yəni, Vilka ilə biraz dirəşirsən ki... Quru mu? Yox. Aksine, mən de şimdi deyəcəkdim ki, bunun ıslaklığını çox sevdim. Sən de quru deyilsən. Zaten şirniyyatda xoşlayam ki, belə... Basan kimi qopsun, ağızda rahat ərisin, geçsin. Biraz sakız kimi çiğnəmək lazımdır.
O tortu, çeksle tortu səhv salırsın. Peki. Ya, fikrimi bilirim. Çekste yemişim, bir de çekste daha çok beğenirim. Islak, ben de aksine ıslaklığı hoşum geldi. Onun için söyledim. Sen de kuru diyendi. Daha çok tarifleyemedim. Mesela sen tadı hoşuna geldi mi? Göşey, tadı Allah. Görünüşü de göşey. Bir tane dediğim için beğenmediğim şey biraz kıvamı, biraz kuruluğu. Peki, açıkçası benim de hoşuma geldi. Yani yağlılığına katılmıram. Bana çok yağlı gelmedi açıkçası. Yenilebilir, güzel o içindeki cemi, o ıslaklığı. Ben çok hoşuna, hatta revaniye okşattım biraz. Bizde revani vardır bilirsen. Revaniye okşattım. Biraz daha ıslak olsaydı revani tam diyecektim. Üstündeki gozu diyorum. Üstündeki göz dizaynını, cemini çok iyi ayarlamışsın. Hoşum geldi, yenilebilir. Anladınız mı? Wow, uçmadım ama mene göre İlhame sen şirinyatta daha iyisin. Ve yeni haftanın ilk balları gelsin mi arkadaşlar? Gelsin. Değerli iştirakçılarım, haftanın ilk ballarını sizler verirken vermeye başlayabilirsiniz. İlhame, dön bana. Ne oldu İlhame? İndiden masada beğenmirem diyenlere hemen diyorsun ki yalan söylüyorlar. Niye öyle fikirleşirsen? Bu zamana kadar bana hiçbir kimse demeyip ki sen pis yemek pişirmişsin veya pis şirinyat pişirmişsin, ona göre ama de olabilir. Ama İlhameciğim, yarışmadayız. İndi bak, bunu hep karıştırıyorsunuz. Biz sizin evinize gelsek ya da siz benim evime gelseniz öyle ırak bildirir misin? Dersin ay eline sağlık Suna Hanım ya da İlhameciğim eline sağlık. Çünkü orada sohbet başka söz gidiyor. Ama yarışmada bu ırakları bildirmeliler. Yoksa hamımız birbirimize aa ne geçenk, ne geçenk, ne güzel desek olmaz. Anladın mı? Ama bunu tabii ki yalandan söylemeyeceksiniz. Ben inanırım ki zaten adaletli bir bal verdiğinize inanırım. Zaten adaletsizliğe de icaze vermiyorum İlhame. Anladın mı? Hiç rahat olma. Ama en çok hangi, kimin balını merak edersen? En çok Sultan. En son seni saklıyorum. Fatime. Göster balı ve neden o balı verdiğini de açıkla. Gösterebilirsin. Tamam. Kapatabilirsin. Neden 5? Yani 2 bal verdin. 2 balda ben keki göre verdim. Yani keki beğendim. Onun dışında hiç ne? Hiç ne demiyorlar ki. İlhame. Çok kısa. Çünkü biliyorsun ki bu ballarla ilgili 5. gün danışacağız. Öz fikri de o. Yani ama razı değilsin. O fikrine karşılayabilmem. Elbette ki razı değilim. Yani onun fikrine karşılayabilmem. Peki. Ekber. Yeter, bal vermiyorum. Peki, kapatabilirsin. Ve sebebi... neden? Tabii ki. Kısa bir açıklama. Dekordan kestim esasen. Benim kimi. Bu süreyle sovetkana kadar rengi uyumlu olsa da stekanlar, boş kablar, bir de tencel bıçakları falan, biraz lekeleri falan. Yeni de her şey dat değil de, yani dekorda, temizlik demek için çok önemli. 4 bal mı kestin? Dekora göre aslında 2 bal kestim. Tamam. Kalan yani 2 balda... Yani senin için sunum çok önemliydi. Aslında 3 bal kestim dekora göre ama bütün dekor dehşet önemli bir şeydi. Ya, göreceğiz, tamam. Bunu unutma İlhame. Bak diyor ki dekor benim için çok önemli. Peki yemeklerden en hangisini beğendin ki o bir balı da ona göre verdin? Göbeleği. Bir de akırda şirinyat. Az bal verdin o zaman. Yani biraz dekordan kestim de yani. Ha, Allah Allah. Bir şey söylemek istersen İlhame. Ben başa düşmedim ama. Ha, sen başa düştün mü? Anlamadım hiçbir şey. Neyse, o zaman 5. gün daha detaylı konuşalım. Şimdi hiç vaktimiz kalmadı. Yani o da onların tarafına geçmişti. Öyle mi? Bak ne diyor. Peki Sultan, senin balın en meraklıydı. 6 balda sen verdin, kapat. Ve neden, kısa bir açıklama. Beğendim, bakın. Şimdi tamaşacılarımız da aynı sözü söyleyecekler. İlhame, 5. gün ben bunu da tartışacağım. Demin bal sisteminde bunu açıklamak istedim. Beğendim, beğendim, beğendimle 6 verdin. Beğenmedim, beğenmedim, hoşum gelmediyle 6 verdi. Bu durumda Sultan'ınki normal, sen az bal vermiş gibi gözükürsen. Başa düştün nedir ha? Şimdi verdiğimiz ballı kriteriyalarını müqayisə eləyirdi. O bal kriteriyası verir, məsəl üçün dadına göre, dizayna göre. Mənim üçün dekor aşırı önəmlidir. Sunum olsun, servis olsun, təmizlik, səliqə. Özüm də çünki barmen kimi işləmişəm.
Biz kokteylleri düzeltmeyi bilmiyoruz. Bari. Tamam Ekber ama burada sözün başa düştüm. Daha çok mesela tamaşacılarda ilham edin. Ben de açıkçası. Daha çok beğendim deyiple daha hiç beğenmedim diyen 6 bal verdi. Neyse bunları 5. gün danışacağız Ekber. Tamam mı? Üremine koydu sözü neyse. Ben iş vermemin bir sebebi budur ki hem emeğe eziyet çekeyim. Süfresi hoşuma gelmedi. Yemekler elədi. 2 bal da şirniyatına göre vermişim. Teşekkürler. Peki İlhame, genel bir söz söylemek istersen çünkü artık programı kapatıyoruz. Ha? Hiçbir şey. Sözüm budur ki yani bu yarışma programıdır. Yani birbiriyle rekabet yine devam ediyor. Ona göre böyle bir şey. Öyle mi? Ama göreceğiz İlhame. Umut ederim ki ben öyle fikirleşmiyorum ama güzel yemekle karşılaşan da umut ederim ki sen de onlar bana 6 verdi, 5 verdi diye vermeyeceksin. Yok, hakikaten yemeğe kıymet etmem. Vereceksin. Değerli iştirakçılarım, bir programın daha sonundayız. Hamınız hoş geldiniz bu hafta için. İlhame, bugün için çok teşekkür ederim. Yüzün gülsün, 3 gün yiyip içeceğiz, tamam mı? Ve senden çok yorumlar gözlüyorum. Söyledim de korkun İlhame'den dedim. Tamam mı İlhane? Sabah Fatime, vallahi tatlıda bir numarayım dedi. Göreceğiz, beklentimiz yüksek. En sevdiğim de biliyorsunuz Azerbaycan'da şirinyat sofrası. Ve şirinyatı sevdiğim kadar sizleri de seviren biliyorsunuz canım tamaşacılarım. Hem de çok. Bye bye.